Hello! Kanalıma hoş geldiniz. Bugün konuğum İdil Yazar. Kendisi ne olur bana yemek yapmayı öğretti Anna. İşte pasta yapalım birlikte dedi. Ben de kabul ettim. Bugün kendisiyle çikolatalı pasta yapacağız. Damla çok teşekkür ederim. Gerçekten canım uzun süredir bir çikolatalı pasta istiyordu. Diyordum ki Damla keşke bir güzel bir pasta yapmayı öğretse de beraber yesek diye. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? İyiyim, çok iyiyim. Nasıl geçiyor seyahatlerin? Yorgunum. Öyle mi? Gözümden anlaşılıyordur belki çok yorgunum. Ama güzel gidiyor şimdilik bakalım. Ne, stüdyodan sonra dışarıda olmak eğlenceli mi? Yoksa böyle özlüyor musun o eski makyaj videolarını? Yani şimdi özlemiyorum desem yalan olur. Özlüyorum. Aa, kolaydı 20 dakika geçiyorsun kameranın karşısına. Anlatıyorsun bir şeyler, kalkıyorsun. İş çok değişti. Evet. O yüzden evet çok özlüyorum. Çok üşüyorsun gördüğüm kadarıyla videolarında. Ben normalde soğuğu çok severim. Ama yok artık dayanılacak gibi değil. Özellikle Amsterdam'da yani böyle bir soğuk olamaz. Sevdin mi peki Amsterdam'ı? Hayır. Hayır hiç sevmedim. Net direkt. Çünkü zaten yılbaşıydı gittiğimde çok kalabalıktı. Hiçbir şey anlamadım ben. Soğuktu. Çok soğuktu ki ben. Yemekleri beğendin çok mi? Çok severim. Yani hep ben fast food dediğim için yurt dışından hiç böyle bir yerin güzel yemeğini yiyeyim falan yok. Ben fast food. Okey tamam o zaman sürpriz olmadı yani. Evet. Evet. Peki bugün çikolatalı pasta yapıyoruz Danla'yla. Ben malzemeleri hiç saymıyorum şu anda. Aşağı malzemeleri liste olarak yazacağım. Ben hiçbirinin ne olduğunu bilmediğim için. Ben sana söyleyeceğim. Danla sen yaparsın değil mi? Ben de sana o sırada sorularım var sorular sorarım. Tamam. Tamam mı? Şimdi ilk önce şöyle bir şey yapacağız. Bütün kuru malzemeleri, yani şunları şurada birleştireceğiz. Direkt. Sonra karıştıracağız. Direkt, aynen. Gayet aşırı kolay bir şey. Biliyorum. Peki en sevdiğin yemekle başlayalım. Buraya gelen herkese klasik sorduğum soru. Çok değişik bir cevap olabilir ama. Gerçi olmaz. Ne olsun? Yoğurtlu tantuni. Yoğurtlu tantuni. Evet, bu ara ona sardım. Var mı İstanbul'da güzel yapan bir yer? Ben yemeğin güzel olup olmadığını hiç anlamıyorum desem. Gerçekten hiç ayırt edemiyorum hangi yemek. Bence hepsi çok güzel. En sevmediğin yemek ne? Sebze sevmem. Hiç yani özellikle biri mi yoksa bütün sebzeleri genel olarak sevmem? Yok sebze sevmem. Genel olarak sebze tercih etmiyorum yemeklerimde. Hiç yemek yapmıyor musun? Hiç yapmıyorum. Peki hiç böyle küçükken üniversitede, hayır, lisede falan yaptığın bir şey hayır, yok muydu? Yemek yapıyorum. Yemek yapmıyorum diye bir kuralım yok. Ama çok acıktığım zaman benim gözüm dönüyor. Hı hı. Halim kalmıyor. Tansiyonum düşüyor. Dışarıdan dolayısıyla evet. Ya dışarıda yiyorum. Bunu karıştırıyor muyum? Aynen aynen. Onu böyle karıştırıyoruz ki topaklanması diye. Ne yaptık? Un, kakao, karbonat, hamur kabartma tozu, şekeri. Bir kasede Danla çok güzel karıştırıyor şu anda. Bunu topaklanmasın diye topaklanmasın yapıyorum şu an. Ama el lezzetim var. Bak bence belli oluyor. Şey sorayım ben sana. Bu şimdi ilk videon Yeditepe makyajı. Yeditepe kızı makyajıydı. Ve bir anda yayınladın. Bir anda böyle milyonlar izlenmeye falan ulaştı. Nasıl çıktı bu fikir? Vallahi yalan olmasın. Benden çıkmadı. Doğruyu söyleyeyim. Benden çıkmadı. Arda'dan çıktı. Sonra bana bir video çektirdi sağ olsun. Dedim ki yayınlamayalım. Ağladım. Ne olur dedim bana bunu gerçekten yapma. Mi? Evet. Bana dedim bunu yapma bak. Çok sevdiğim bir arkadaşımsın. Sonra bana dedi ki video yayında. Ama o gün bugündü. Evet. Siz Arda ile arkadaşsınız o zaman. Evet, önceden. Tanışıyorduk. Tamam. Gördü bendeki bu ışığı, kapasiteyi, ışığı. Zekayı. Dedik evet. Sana yapalım. Oluyor bence mu şu an? Bence iyi de yapmışsın çünkü gerçekten çok eğlenceli. Ya teşekkür ederim. Ben o seriden daha da fazla olsa izlerdim. Mesela Damla'dan şeyi görmek isterdim. Sürekli avokado yiyen kız makyajı görmek isterdim. Bence sen onu çok iyi yapabilirsin gibi geliyor. Arda not et bunu. Peki ne düşünüyorsun? Mesela bununla ilgili ne düşünüyorsun? Şimdi böyle sürekli trendler değişiyor. Mutfakta da şimdi son bir senedir biliyorsun avokado, chia, quinoa furyası var. Hani herkesin Instagram'da sürekli herkes avokado yiyor falan filan. Senin bu konudaki ben bir görüşlerini alayım. İtiraf edeyim mi? Evet. Bir ara çok avokado tost yapmıştım. Çok özenmiştim çünkü Instagram'da herkes yiyordu falan ama yenilecek gibi değil be. Yok yani yenilecek gibi değil. Çok kötü. Ya. Bu yemek kanalında yemeği kötülemek istemiyorum ama kötü yani. Öyle mi diyorsun? Yumurta, avokado ne alaka şimdi ikisi yani. O zaman bu trende karşısın. Evet çok evet. Karşıyım. Tost evet. Dediğin yumurta, sucuk, sosis. Hiç yeni icatlara aynen gerek öyle. Yok. Bu oldu. Şimdi sıvılara geçeceğiz. İki tane yumurtayı kırıyoruz. Şey.
işte. Harika, nefis. Aşk hayatın nasıl gidiyor Danla? Biraz bize onu anlat. Güzel gidiyor ya. Ne kadar çok oldu şimdi? Çok aşık bana. Bir sene ha, o oldu. O sana çok aşık. Bir sen sene aşkısın. Oldu. Bunların hepsini katayım mı? Onların hepsini katalım. Yok, kahve değil sadece. Onu içiyor muydun sen, özür dilerim. Hayır hayır, buna en son katacağız, göstereceğim. Bir sene oldu ya, bayağı evet. Olmuş. Nasıl tanıştınız? Ay çok utanç verici bir tanışma hikayemiz var. Çırpalım sonra şeyi tamam. Biz WhatsApp'tan tanıştık. Aa. Evet. Nereden bulmuş numaranı? Yok şöyle. Onu bulmuş, sen mi buldun? Hayır, hiç huyum değildir. Yalan olmasın, hiç huyum değildir. Böyle işte WhatsApp grupları falan filan bir ara çok meşhurdu. Sonra bir WhatsApp grubuna aldı beni arkadaşım. 7 kişi falan var. Kimseyi tanımıyorum. Berat erkek arkadaşımın adı. Oradan Berat'ı aldım, gruptan çıktım. Yani iyi yaptın. Bir senedir de devam ediyorsun. Evet. O da seninle seyahatlere geliyor videolarda, evet, gördüğüm geliyor kadarıyla. Evet, geliyor çoğu geliyor. Ne güzel. Allah mesut etsin. Çok aşık bana Edil. Ne yapıyorsun? Nasıl aşık ediyorsun? Biraz anlat. Senin auram şeyler, da var. Takipçiler vardır. Auram da var yani. Özel bir şey. Hakikaten var. Gerçekten ben söyleyeyim mi? Hakikaten var. Yapıyor muyum sence? Ben çok güzel oluyor. Şimdi yumurtayla biraz sıvı yağ çırptık. Ben sana sütü ekleyeyim. Tamam. Biraz yardım edeyim. Hiç de bir şey yapmamış olmayayım. Mutfağıma gelen konuğa. Onu da güzelce pasta çırpalım. Pasta yaptırıyor. Beni çağırdı buraya kadar. Böyle bir şey olamaz. En sevdiğin ve en sevmediğin YouTuber. Bloggerları da dahil ediyoruz. Ay bir saniye. Çok zor bir soru. En sevdiğim YouTuber. Tabii ki sensin. Ya. Aslında düşünmedim yani. Bir göz kırpı yapalım. En sevmediğim mi? Ay. Seviyorum hepsini. Eskiden sorsaydım bu soruyu çok güzel cevaplarım olabilirdi. Ama şu ara aram iyi. Ne İyi davranıyorlar peki? Bana. Bir şey olmadı. Kıskançlık. Ha, eskiden kıskanıyorlardı. Şimdi artık şey mi oldu? Alıştılar diye. Alıştılar mı? Yok şaka yapıyorum. Yok. Vallahi seviyorum hepsini. Peki şeyi bekliyor muydun? Böyle o ilk videoyu açtın. Bir anda inanılmaz izlendin ve ben çok iyi hatırlıyorum Danla'nın ilk video açtığı ve bir anda kanalının böyle inanılmaz yükseldiği o anda. Çünkü hepimizin arasındaki konu oydu. Yeni bir kız YouTube kanalı açtı ve bir anda işte 300 bin abone mi ne oldun? Öyle bir şey oldun. İlk açtığın haftada mıydı? Öyle bir şeyler oldu. Sen ne hissettin? Bekliyor muydun bunu? Biraz şimdi kurları ekliyorum. Çıkmaya tamam. Devam ediyoruz bir anda. Beklemiyordum. Yalan olmasın. Yani belki ileride olur mu? Olur ama o kadar çabuk bir sene içinde. Ben 4 ayda mı ne? 1 milyon olduk biz. O yüzden hiç beklemiyordum. Bütün kuru malzemeleri ekledik sıvılara. Evet çok kötüymüş. Asla karışmıyor. Danla biraz kol kası çalışıyor. Ailen ne dedi Danla? Böyle hani ilk sen böyle bir anda video patladı falan, yorumlar şeyler. Ya ailem ne dedi? Tabii ki hani yaşları büyük olduğu için pek anlamıyorlardı YouTube'dan. Sayemde öğrendiler. İlk başta istemediler. Hani bir de babam benim okuluma çok düşkün. Allah'tan düşkün bu haldeyim. O yüzden hani ama bir şey yaptı. Ama bitti değil mi? Yok bitmedi. Ama hani bitme yolunda mı? Evet bitme yolunda düzeltti. Süper. Bir de garip bir şekilde aynı anda okulum da yola sokunca bu sefer bir de böyle arkadaşların çocukları beni çok seviyor, onları duydular falan filan derken şey ya şu an bayağı destekçim yani. Evet. Ama ne kadar güzel zaten hani küçük yaşında da hem bu kadar milyonlara hitap ediyorsun. Aynı zamanda biliyorsunuz kendi makyaj markası var Danla'nın. Mutlaka biliyorsunuz. Kylie Jenner da kimmiş? Ya çok güzel bir şey bunlar. Hani küçük yaşta bence bunları yapmak çok büyük başarı. Ay teşekkür ondan ederim. Helal olsun Danla. Tamam güzelce böyle bir karıştırarak yedireceğiz kahveyi de şeye. Kahvem böyle ay, bir... Ay ben çok yoruldum gerçekten. Spor yapıyor musun? Spor mu? Hayır. Yapmıyorum. Yapamıyorum. Yoğunluktan mı yoksa sevmiyor musun? Tercih olarak. Tercih olarak yapmıyorsun evet. Ben de yapmıyorum. Yapsam. Ondan hani böyle daha keşke yapsam keşke falan bilemeyeceğim. Çok özeniyorum böyle her sabah spor yapan, kalkınca koşan, yürüyen. Keşke öyle biri olsaydı. Yani bir kere falan yaptım ben hayatımda sabah erken kalkıp koşma olayını. Hiç yapmadım, yapamam herhalde. Gün güzel geçiyor ama işte o sabah kalkması zor. Peki şimdi hep bir kiloların gündemde. Ay nasıl karıştırdın 2 dakikada? Hemen konuyu dağıtayım şu kilo milyon dedim. Yok. Evet, kilolarım gündemde. Evet ama takıyor musun bunu ya? Ya ne olacak ki alırsın verirsin bence bu kadar da. Aynen öyle hani bence şey de. Yok. Ya ben anlamadım yani. Oturduk ülkece. Kilolarımı dert ettik. Peki hiç. Çok mu aldın bir anda? Aldım evet, kabul kaç ediyorum. Kaç kilo aldın?
kaç kilo aldım? Bir 18 falan aldım. Aldım. Ne kadar sürede aldın? Bir sene içinde yavaş yavaş. O hazmede, şeyde hazmede hepsini aldım. Makyaj yaparken? Otur aldım kiloları. Ya takmıyorum hani. Takmıyorum dedim, kilo vermek istiyor muyum? Evet tabii ki istiyorum her kadın gibi ama şey yapmıyorum yani, üzülmüyorum hani. Tabii ki de evet. Yani zaten o bence hani ona o kadar takılıp hayatın en ortasında donuk olunca veremiyorsun da o kiloyu. O kadar takılınca. Acaba ondan mı veremiyorum? Ondan mı veremiyor olabilirim acaba? Ama öyle oluyor yani hani böyle çok yemek düşündüğü zaman ya, insanın iştahı sürekli daha bir açılıyor falan. Bizde şey var hani atıyorum. Milyon izleniyorsun. Hani birileri seni tanıyor. İşte ama sen kilolusun. Ne alaka? Evet, öyle bir şey var. Bizde öyle bir problem var bence. Hani ünlüler sadece bana değil yani, ünlüler de öyle kilo aldı. Alabilir, ne alaka? Evet, hani ne olacak? Kilo olunca şarkı mı söyleyemiyor? Bu kadar büyük bir dert değil tabii. Evet. Hepimizin üzerinde öyle bir baskı var ki özellikle kadınların küçüklükten beri yok zayıf olacaksın, yok güzel olacaksın. Onu yapacaksın diye. Aslında oldukça yanlış bir düşünce. Hatta şeye denk geldi mi bilmiyorum. Şimdi Instagram'da ben böyle sürekli yabancı kızlar görüyorum. Gayet hani kilolu demeyeceğim ama bize sunulan standartların daha üstündeler. Bir 10-15 kilo daha üstündeler. Gayet vücutlarını, fotoğraflarını da paylaşıyorlar. Bikini fotoğraflarını da paylaşıyorlar. Ben böyle mutluyum diyorlar. Ben böyle mutluyum diyorlar. Bence süper yani, insanın vücuduyla barışık olması kadar ya güzel bir şey yok. Ya benim en böyle en abartı taktığım şey hani bir şeyi beğendiğimde hani bana yakışmaz ne diyeyim. Tamam. Durumlarda biraz kafaya takıyorum. Bir şey olmaz, yakışır. Şimdi kekler hazır. Bunları 175 dereceden önce ısıttığımız fanlı fırına vereceğiz. Yarım saatte pişecekler. ama ben yaptım sabahtan bunları. Ama onu söylemeyecektik. Şimdi hazırını çıkaracağım. Ya söyle. Ben yapmışım. Olacaktı. Ama neden yaptım? Tamam, şimdi ben bu, yapmışım gibi. Sen şey evde yapacağın için bu tarifi ben püf noktasını sana anlatayım. Şimdi bu bandisman yaptığınız zaman fırından alır almaz hemen süslemeye kalktığınız vakit bandisman çok yumuşak oluyor. İşte dağılabiliyor, yeterince güzel süsleyemiyorsunuz. Ondan birkaç saat evvelden hatta bir gün önceden yapıp bekletirseniz buzdolabında çok daha rahat süsleyeceksiniz. Şimdi göreceğiz. Tamam. Ama bunu fırına atma şerefini sana bırakıyorum. Ay inşallah devirme. Neresine koyacağım acaba? Bak şuraya koyabiliriz yani. Ama ters tutuyorsun. Nasıl yani ters? Ha böyle mi? Öyle. İşte bu. Bu konuda iyiyim. İşte bu. Şimdi krema yapacağız ama krema yapmadan önce Damla'ya son birkaç sorum kaldı. Tabii. En sevdiğin şarkı? Ay bir saniye. Tabii ki Deniz Seki. Nasihat. Söyler misin? Hayır, lütfen söylemeyin. Ya, ama minnacık bir parça. Ay ne olur açayım söyle. Ben sana. Üzerine şey yap belki. Deniz Seki Nasihat. Bir dakika açıyorum şu anda. En sevmediğin şarkı var mı? Ya da en sevmediğin şarkıcı? Ay şu an hiç aklıma gelmedi. Yok galiba. Yok mu? Kimseyi de aramadım. Bu Milano'da arabada dinlediğiniz türkü neydi? Şey, Erik Dalı mıydı? Neydi o? Erik Dalı galiba. Benden bağımsız çaldılar onu. Hiç alakam yok. Bu mu en sevdiğin evet, şarkı? Evet, çok güzel şarkı. O zaman biz Deniz'teki nasihat eşliğinde yapalım kremamızı. Damla, tereyağını bunun içine alıyoruz. Tamam. Tereyağı oda sıcaklığında olması önemli. Çok önemli bu. Nasıl oluyor acaba? Böyle atıyorum aynen, direkt. Aynen. Şimdi bunu çırpacağız krema kıvamına gelene kadar. Ondan sonra buzca şekeriyle kakaoyu ekleyeceğiz. Şimdi bu böyle bayağı krema gibi oldu. İçine şey pudra şekerini ekliyoruz. Damla sen yazları Çeşme'de mi oluyorsun? Bu yaz evet genel olarak çok geldin Çeşme'de, galiba evet. Değil mi? Çünkü hep böyle storylerinden gördüm. Evet, evet. Ben de oradaydım ama bir türlü denk gelemedik. Bir 5-6 kere falan gittim herhalde bu yaz. Şimdi tekrar çıkıyoruz. Tamam. Şimdi bu da tamam. İçine son olarak kakao ekleyeceğiz. Ekleme görevleri benim oldu. Ha bütün pastayı sen yaptın. Yani. Çikolata... Kek hazırmış. Bir de keki attım. Boşuna yordum seni değil mi? Ay aşk olsun. Sen beni çağır, ben atarım her gün kekleri. Tekrar çırpıyoruz.
Karıştı değil mi Danla? Sen söyle. Evet, şu an şey çok homojen güzel. Bir kıvama geldi. Kıvamı çok güzel. Şimdi kremamızı ekliyorum. Onun yarısını eklesek yeter. Tamam. Ama ben bilemem şimdi, sen beni uyar. Tamam. Dur falan. Tamam, yeter. Bu da böyle biraz daha hani bir zenginlik katsın o lezzetine. Biraz daha kabartsın diye. Onu da çırpıyoruz. Ondan sonra şey de hazır olacak. Sosu da sonra pastayı süsleyeceğiz. Ne yapıyorsun bunları yaptıktan sonra? Ya yiyorum. Eğer böyle çok fazlaysa komşulara falan veriyorum. Bazen donduruyorum falan. Bunu bana versene. Tabii canım, bu senin zaten. Şöyle bir parmak tatmak istemiyorum. Ay, ojenin rengi de çok güzelmiş. Teşekkürler. Güzel mi? Ha? Şekeri karışmış mı? Berat'a kakalarım. Öyle de. Geçmiş bir şey bir şey, kremamız şimdi hazır oldu. Ondan sonra güzel mi Danla? Çok güzel. Böyle şöyle koyu kıvamlı bir şey olacak ki bunu çünkü şeye süreceğiz. Pastaya süreceğiz. Ben şeyi getireyim. Kremamız getireyim. Oldu. Bu böyle biraz katı çünkü bunu pastaya süreceğiz. Özellikle böyle yaptık. Bu da yapmış gibi gösterdiğim aslında Edil'in dünya. Dün yaptığı kek. Ama mesela şimdi şöyle bir elle bak, bu yumuşacık. Şimdi normalde bu pandispanyayı biraz ıslatırsın. Hatta istersen biraz kahveyle ıslatabiliriz. Senin pastan sen söyle. Kahve seviyorsan biraz kahve getireyim. Tamam, olur. Tamam. Islatalım. Ben hep ıslatıyorum evde. Şimdi bu pastalar genelde ıslatılır. Kahve veya sütle. Ben genelde sütü tercih ediyorum ama Edil'i kırmamak için kahveyi çok seviyormuş gibi. Tamam dedim. Şimdi ıslatacağız. Ama... ıslatacağız. Ama bunu da yani çok yumuşak bir pandispanya olduğu için aslında ıslatmasanız da olur. Hani onu da söylemek istiyorum bilgi olarak. Üç katlı olacak. Biraz küçük yaptım ama daha büyük mi isterdin acaba? Hayır, çok güzel. Böyle uzun ince olsun, hani küçük küçük büyük olsun. Büyük isterdin mi? O kadar mı belli oluyor yani? Hayır ya, ondan sanmadım. Ben bunları tek tek sanmıştım. Nasıl? Bunu böyle iki tane ayrı ayrı kendimize yapacağız sandım. Yok, ortak yok. Sanmamıştım. Ha, bu senin ya, ben yemeyeceğim bundan. Bundan şimdi böyle bir krema, şöyle bir spatula alalım üstüne. Sana yardım edeyim mi? Bence de. Sonra bununla böyle şey yapıyoruz. Bir tane daha. Makyaj yapmak mı daha kolay, yemek yapmak mı? Ay, makyaj yapmak. Mesela bence de kesin yemek. Kestim keki ortasını. Hiçbir şey olmaz. Ama bu arada sen fark ettin mi bilmiyorum, sen geliyorsun diye ben de bugün süslendim. Girip kontür yapmaya falan çalıştım hatta. Normalde ama hiç yapamam öyle şeyler. Saygısız ben uyanıp geldim. Aa, iyisin ama ya. Evet, ben hep böyle uyanırım, saçlarım fönlü. Genel olarak böyle uyanıyorum. Şimdi bunu böyle yayıyoruz. Şöyle. Bak, sen de dağıttın, görmedim. Ben de dağıttım, evet. Ben zaten bu, hani sana da söyledim videoyu açarken, genelde pasta süsleme olaylarında kesinlikle nasıl süsleyeceğimi bilmeden giriyorum işe. Çünkü bir plan yapıp böyle süsleyeceğim dediğinde mutlaka öyle tutturamıyorum. Evet, onu da dünden hazırlamış kendisi. Hı-hı. Sağ olsun. Süslenmiş pasta yok. Ne yapıyoruz biz burada, anlamadım ben. Pasta yapacağız diye geldik, pasta hazır. O zaman ikinciyi bekleyelim, onu da sen yap. Şimdi üzerine bunu koyuyorum. Bu iki katlı. Bir tane daha var. Ha, pardon. Dakika geçti, çirkefleşiyorum. Şimdi bunu da böyle koyacağım. Çikolata, en sevdiğin çikolata bir tercih misin? Sütlüsü. Yok, bitter hiç sevmem. Öyle mi? Sütlü, beyaz. Tamam. Çok severim çikolatayı. Meyveli pasta falan sever misin? Severim. Ya genel olarak peki tatlıcı tatlı mısın, tutlucu? Yok, tuzlucuyum. Tamam. Tatlıcı değilsin. Şöyle şunu da koyalım. Tatlı yiyince canım tuzlu istiyor. Sende de oluyor. Bende de. Sonra tuzlu yiyince tekrar tatlı. Evet, istiyor. Aynen öyle. O öyle bir öyle. Şey olarak, bitmeyen bir döngü olarak evet. Gidiyor. Peki yaz insanı mısın, kış insanı mısın? Kış insanıyım. Öyle mi? Kesin, evet. Direkt, evet. Net. Hangi burçsun Danla? Terazi burcuyum. Ben yengeçim. Annem de aynı burç, terazi. Terazi burcu. Yükselin ne? Onu hiç bilmiyorum. İnanmaz mısın burçlara? Çok inanırım ama o doğum saatiyle alakalı bir şey bilirim. Evet, evet. Annem asla hatırlamadığı alakalı. İçin sağ olsun kaçta doğduğumu bulamıyorum yükselenimi.
Şimdi şu üçüncü katı da koyalım. Çok güzel yaptın. Aslında dün Danla'yla beraber yaptık bunu. Ben yaptım aslında. Ben yapıp getirdim. Şimdi şöyle koyuyorum. Geri kalan sıkma torbasını alacağız Danla. O ne demek? Böyle üzerine hani biraz daha şekilli şekilli şey yapacağız, bitireceğiz. Bu yağlı kağıtları da mutlaka böyle şimdi evde pasta süslerken aklımda olsun. Koy, bunu çektiğin zaman... Kendi bu yayını almadı, söyle. Tertemiz kalıyor. Şimdi sıkma torbası bu. Buna bir tane uç takıyorum ben. Ha, bunu ben poşetle yapıyordum eskiden. Poşeti alıyorsunuz, altını deliyorsunuz. Normal herhangi bir poşet olabilir. Aynen öyle. Böyle tutuyoruz. Hmm. Ay bu çok güzelmiş. Ondan sonra... Versene iki tane eve götür. İstediğin kadar veririm. Çok var bende bunlar. Hep geliyor bana. Meleş ha? Bana da geliyor makyaj malzemesi çok geliyor. Ay sana çok geliyor evet ya. Sen hep ne yapıyorsun bunları? Kendim gibi davranıyorum. Ha. Bakın ne? Diyorum ne aldım. Veriyor musun peki eşe dostu yoksa tutuyor musun bir kez kenarda? Hayatta vermem hepsi. Hayatta ver. Niye verecekmişim? Gitsinler alsınlar. Gitsinler alsınlar değil mi? Çalışsınlar bir şey geliyor, ona da gelsin. Pahalı bir şey. Çok kendimi almışım gibi anlatıyorum onu diyorum. Çok pahalı ya. Çok para verdim falan diye. Peki iPhone'ları sen mi aldın hakikaten bir anada? Hayır. Yoksa onlar da mı hediye geliyor? Hayır. Hayır. Kaç keşke iPhone aldın gelse. Ya? Ay bu sene hayatımda alamayacağım kadar iPhone aldım herhalde. Şimdi peki en son ikisine mi karar verdin? 8 Plus'a mı? 8 Plus'tı. Sonra ikise geçtim. Geçtin mi? Geçtim. Memnun musun? Hayır, hiç memnun değilim. Aa, ben de geçtim, ben çok memnunum. Ama ben Plus kullandığım için daha önce bana evet, küçük geldi geliyor. Telefon. Evet. Evet. Peki şey sorayım, hani asla vazgeçemeyeceğim bir makyaj malzemesi. Highlighter. Bak hiç highlighter beklemiyordum çünkü genelde hani bunun cevabı rimel falan. Yok, rimel, highlighter. Fondöten mi highlighter? O zaman şey alayım sonra. İyi highlighter tavsiyeleri, şeyler. Böyle bayılıyorum makyaj malzemesi şeyi almaya. Ondan sonra gidip alıyorum, sonra da kullanmıyorum ama. Ben de öyleyim. Bir köşede duruyor. Şimdi bunu böyle tutuyoruz. İster misin? Evet. Kesin yapamayacağım ama. Yaparsın ya. Gelmiyor bu hediye. Aynen, süper. Hoşuna gittim. Gerginim şu an. Evet. Ölene kadar buradayım. bunun içini yapacak mıyım? Onu da yapalım. Bak nasıl hızlandım, gördün mü? Çok güzel oldu. Buraya da mı? Yapalım. İstersen bir kat daha bile geçebilirsin üstünden. Çok güzel oldu. Şimdi normalde bu pastanın yanlarını kapayabilirsiniz ama ya bence böyle içinden çikolata, 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 çikolata çok güzel gözüküyor. Biz bir de... Ay biz bir de bu çikolata, bu pastayı dedik ki ölümüne çikolata olsun da çünkü işte her şey... Bu arada ben çikolataya çikolata diyorum. Sen çikolata mı diyorsun çikolata? Çikolata. Çikolata mı diyorsun çikolata. Sen de? Çikolata. O kadar çok yorum geliyor ki niye, bana. Çikolata İdil abla çikolata değil, değil çikolata diye. Çikolata. 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 Ben de çikolata diyorum. Çikolata. Biri de şey yazmış. Çikolata. Biri de şey yazmış. Çikolataya çikolata diyen insandan korkmayacaksın yazmış. Çikolata. Neyse bu ölümüne çikolata pastası. Ondan böyle biraz da buna korkulu bir hava vermek için. Aa, ve evet, Danla da seviyorsun sen böyle badem şekli. Ay evet. Tırnak değil mi? Üzerine şunlardan sokayım. Şeyleri de koyduk. Cadı parmağı kurabiyeleri de koyduk. Tatlı komik oldu. Üzerine şimdi... Çok acıktım da. Ay bu arada gerçekten acıktı. Şurada simit falan geliyor. Dur şimdi şeye doyacağız. Pastaya doyacağız. En son şey... Yağlı kağıtları aldım çünkü hani bu böyle etrafa parça çikolata gelirse o bence güzel oluyor.
Böyle bitiriyoruz pastayı. Beğendin güzel mi? Güzel oldu. Çok sevindim ben beni. Haydi Damla, iyi ki geldin. Ya evet. Gerçekten hep gel hakikaten. Başka tariflere de gel. Lazanya çok seviyormuş. Lazanya da yapalım. Evet, çok severim lazanyayı. Tamam. Tamam. Akşama da inşallah lazanyayı çıkardık mı? Çok güzel oldu. Çok teşekkürler. Ben gerçekten teşekkür geldiğin ederim. Için. Umarım seyahatlerin çok güzel gider. Çok teşekkür ederim. Ben keyifle takip ediyorum kanalını. Yeni videolarını da takip edeceğim. İzleyeceğim. Tekrar teşekkürler. Sizlere de izlediğiniz için teşekkürler. Farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın. Bay bay. Tadıyorum. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Hepinizi öpüyorum. Haftaya görüşmek üzere.